Konferans Merkezi devam ediyor. Bu bölümde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen stüdyomuzda. Büyümeyi konuşacağız, teknoloji sektörünü konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, büyüme deyince aslında sanayi üretiminin, şimdi büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi rakamları geldi. Son sanayi üretimi rakamları aslında 2012'yi %3'ün altında bir büyümeyle sanki bitireceğimizi gösteriyor. Bu tabii 2013 için beklentileri de bir miktar aşağı yönlü törpülüyor. Şimdi teknoloji sektörünü biraz konuşalım. Microsoft Türkiye'nin büyüme planlarını, çünkü sizde güzel bir büyüme trendi var. Siz Microsoft Türkiye'nin başına geçtiğinizden beri güzel bir şekilde büyüyor Microsoft Türkiye. 2013 için büyüme hedeflerinizi hatta %24 olarak paylaşmışsınız. Ne diyorsunuz tüm bu büyüme planları için? Tabii önce teknoloji olmazsa olmaz bir şey haline gelmeye başladı, biliyorsunuz. Şirketler teknolojiyi kullanmadıkları sürece belli atımları yapamıyorlar. Ve Türkiye'de de teknoloji konusundaki yatırımlarda dünyadaki rakiplerimize baktığımız zaman Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelere onların birazcık gerisindeyiz. Onların gayri safi milli hasıları bizimkinin bir katı büyükken onlardaki teknoloji pazarları bizdekinin 5 katı, 6 katı büyüklüğünde. Bu bizim teknoloji anlamında bilhassa orta boylu ve küçük işletmelerin alması gereken bir yol olduğunu gösteriyor. Biz de son 3 seneden beri bunu nasıl değiştirebiliriz diye farklı bir çaba göstermeye başladık. Şirketlere teknolojiyi satmak için değil de şirketlere nasıl bir çözüm getirebiliriz diye konuya yaklaşmaya başladık ve bunun sayesinde Türkiye'de bayağı güzel bir büyüme yakaladık Microsoft Türkiye olarak ve son 3 yılda ilk kere dünyanın en iyi ülkesi seçildik. Bunun içinde sadece büyüme yok ama müşteri memnuniyeti, ondan sonra çalışan memnuniyetleri gibi faktörler de var. Çok güzel bir trend görüyoruz Türkiye'de orada. Şimdi biraz danışmanlık vererek bu büyümeyi tetiklediniz. 2013 için de iddialısınız galiba bu yılın en iyi büyüyen yılın ülkesi ödülü için. Valla bu biliyorsunuz sonunda bu bir yarış, ondan sonra son 100 metrede ne olacağı belli olmuyor ama ilk bizim yılımız 1 Temmuz'da başlıyor, 30 Haziran'a kadar devam ediyor. İlk 6 ay içinde dünyanın en iyi büyüyen ülkelerinden biri oldu Microsoft Türkiye, Microsoft içinde. Evet, şimdi 2012 Türkiye için zor bir seneydi. Böyle bir yılda bu büyümeyi gerçekleştirebilmek çok sevindirici. Buradan Türkiye'nin geneli için ne dersiniz? Hani 2013'te daha hızlandırmak için ne yapmalı sizce? Yani birincisi aslında bu rakamlara baktığımız zaman %3 kötü bir rakam değil bence. Çünkü dünyanın diğer ülkeleriyle kıyasladığımız zaman onlardaki büyümelerin oranları bize nazaran çok daha düşük olduğu için bu büyümenin pozitif olması bile bir kere çok önemli bir şey. İkincisi burada şirketler gerçekten rekabet edebilmeleri için biliyorsunuz katma değerli mallar üretmeleri gerekiyor ve Türkiye'nin ihracatının bu şekilde artması gerekiyor. Ve teknoloji bu katma değerli malları üretme konusunda sıradanlık dışı bir ekonomi konusunda çok önemli faktörlerden bir tanesi. Burada şirketlerin bunu fark etmeye başladığını görüyoruz. Bu algının değişmesi bence çok önemli bir şey. Mesela artık işletmelerimizin hepsinin bir tane web sayfası olması zorunluluğu olduğunu biliyorlar. İşte müşteri ilişkilerini yönetebilmek için bir müşteri ilişki sistemi olması gerektiğini biliyorlar. Onun yanında şirket bir üretim şirketi ise bu ERP dediğimiz sistemleri kurması gerekiyor. Artık buraya yavaş yavaş yatırım yapılmaya başladı ve buraya yapılan bu yatırımlar rekabeti arttırmaya başlıyor. Şirketlerin hem daha farklı pazarlar bulmasına sebep oluyor, hem de ürettikleri malları daha iyi fiyatlı, daha iyi kaliteyle üretmelerine sebep oluyor. Ve bu anlamda baktığımızda aslında teknoloji burada gerçekten bu ekonomiyi tetikleyecek bir katman olarak görüyoruz biz ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımız konusuna geldiği zaman hala Anadolu tarafında gidecek çok yolumuz var. Biliyorsunuz KOBİ'lerin Türk istihdamına katkısı %77 civarında. Evet. Ama ekonomiye katkıları istihdama katkıları kadar büyük değil. Avrupa ile kıyasladığımızda orada KOBİ'ler 3-4 kat daha fazla şey yapabiliyorlar, katkıda bulunuyorlar ekonomiye. Bu neden sizce sermaye sorunundan mı kaynaklı? Tamamıyla sermaye ile alakalı. Bizim KOBİ'lerimizin, yani KOBİ derken orta boylu ve küçük işletmelerden bahsediyorum. Sermayelerini arttırmaları gerekiyor. Sermayelerini arttırmaları için fiyatlarını yükseltmeden, maliyetlerini yükseltmeden daha fazla satış yapmaları gerekiyor. Ve teknoloji bunu tetikleyen en önemli etken ellerindeki. Çünkü teknolojiyi kullandıkları zaman aynı ürünü bir sürü yere satabiliyorlar. Aynı ürünü çok daha ucuza mal edebiliyorlar. Bunu anlamaya başladıkça ve buna yatırım yapmaya başladıkça, bu yatırım da iyi bir yatırım olarak gözükmeye başlayınca şirketlerde, onlarda ciddi bir büyüme hissetmeye başladık.
Evet, mesela sizin 2-3 bin liralık yazılım yatırımıyla bir tulum peyniri satan şirketi nasıl ihracat daha fazla yapabilir hale geldiğini anlatmıştınız. Onu ben hatırlıyorum. Şimdi Microsoft'un gelişen ülkelere bakışıyla devam edelim. Neden derseniz bu büyüme hızlarıyla 2023 hedeflerini yakalamamız çok zor. Daha yüksek büyüme hızına ihtiyacımız var. Gelişen ülkeler dünyası içinde Türkiye nasıl rank ediyor, nasıl yer alıyor ve büyüme hedefleri konusunda hani sizin ne önerileriniz olabilir? Tabii burada biz Brezilya, Rusya ve Hindistan'a bakıyoruz, Meksika'ya bakıyoruz. Çin'e çok fazla bakmıyoruz. Çünkü Çin çok büyük bir nüfus olduğu için ve birazcık daha farklı dinamiklere sahip olduğu için bilhassa Brezilya ile Rusya bize çok benziyorlar ondan sonra. Bu ülkeleri karşılaştırdığımızda ilginç bir iki tane tablo çıkıyor. Mesela bu ülkeler arasında işsizlik oranı en azalan ülke Türkiye. Türkiye'nin rakamı yaklaşık diğerlerinin 4 katı büyüklüğünde işsizlik azalması konusunda. Bu ülkelerdeki teknoloji yatırımına baktığımız zaman teknoloji yatırımında aynı büyümeyi göremiyoruz. Yani bizim gayri safi milli hasılamız onlar kadar iyi büyüyor. İşsizliğimiz onlardan daha hızlı küçülüyor. Ama teknoloji tarafındaki yatırıma geldiğimiz zaman onlar bizden daha hızlı büyüyorlar. Daha farklı bir büyüme modelleri var. Bunun arkasındaki bir iki tane neden yatıyor. Bunlardan birincisi algı değişmesi lazım. Ondan bahsetmiştik. Bir de kalifiye eleman bulma eksikliği var. Bugün siz bir iş yaptırmak istediğiniz zaman bunu yapacak olan bir şirketi, bir iş ortağını bulamıyorsunuz ya da yanınızda çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. Bugün Türkiye'deki şirketlerin %96'sında bilgi işlem çalışanı yok. Bugün Türkiye'deki büyük şirketlerde bile bilgi işlem çalışanları CFO'ya yani finans direktörüne raporluyorlar. Dünyada bu direkt olarak genel müdüre raporluyor. Yani ne anlama geliyor bu? Bilgi işlemi hala bir maliyet şey olarak görüyoruz, unsur olarak görüyoruz. Bir ileri atılım, bir inovasyon insan olarak görmüyoruz. Bunlar yavaş yavaş değişmeye başladıkça daha iyi kapsamlı iş ortakları çıkmaya başlayıp bu iş ortakları daha iyi seviyede ürün sağlamaya, çözüm sağlamaya başlayınca bu şirketlerin de bir şekilde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Peki şimdi bu yıl hangi sektörlere ağırlık vereceksiniz? Çünkü bankalar dedik, KOBİ'ler dedik ama şöyle sektörel bazda baktığımızda Microsoft Türkiye nereye yönelecek? Bizim strateji olarak arkasından gittiğimiz büyük şirketler var. Bunlar Türkiye'nin 180 tane büyük şirketi. Bundan sonra 2500 tane gelen diğer holding şirketleri, yine diğerleri 280 kadar büyük olmayan ama yine çok ciddi bir cirosu olan şirketler var. Onun arkasında yaklaşık olarak 1,5 milyon tane de küçük boylu işletme var. Burada bizim stratejimiz büyük şirketlerde nasıl daha fazla derinleşip onların nasıl daha farklı bir şekilde bu mobility diyoruz mesela şu anda. Bu yeni çıkan Windows 8 ürünü kurumlar için çok farklı bir olanak ortaya getirdi. Çünkü şirketler kendi uygulamalarını artık telefona, tablete, televizyona, bilgisayara yükleyebiliyorlar. Eskiden yükleyemiyorlardı. Microsoft'un bu Windows 8 ürünüyle bütün şeyler, cihazlar bir şekilde birleşti. Kurumlar bunu güvenli bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Bu çok ciddi bir mobility yani hareketlilik getirecek. KOBİ'lere baktığımızda bulut çok önemli bir yere geldi. Bulut bilişim diyoruz. Bulut bilişim aslında çok kolay bir şey söylediğiniz zaman. Veriyi kendi merkezinizde tutmaktansa bir veri merkezinde tutuyorsunuz. Bir şeyi başından satın almaktansa bunu aylık kiralama metoduyla daha ucuz oluyor. Çok daha ucuz oluyor. Yani normalde bir şeyi satın almak için çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekirken burada kişi başına kullanıma göre aylık ücretler veriyorsunuz. KOBİ'lerin herhalde daha çok ilgi duymasını sağlar bu. Yani Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir şey var burada. Bizim Office 365 diye bir ürünümüz var. Burada geldiğinden beri 50 bin tane kullanıcılı bir yere geldi bu son 4 ay içinde. Bayağı güzel bir büyüme gösterdi. Çünkü bunu şey yapıyorlar, şirketler çok beğeniyorlar. Aynı servisi alıyorsunuz. Hiç düşmüyor servis ama satın almak zorunda değilsiniz. Buna benzer yeni ürünlerle işte hayatımıza giren akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların birleşmesiyle burada bayağı atılım yapmamız için bir olanak çıkıyor bize. Şimdi bu gelişen ülkelerle kıyaslandığında Türkiye teknoloji yatırım planlarında biraz geriden geliyor. Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Microsoft Türkiye'nin Türkiye için yatırım planları neler? Burada bir kere biz KOBİ'den çok fazla bir şey beklemek istemiyoruz. Burada gerçekten bunu şirketler kendi işlerinde yapmalı. Bunun için bizim en büyük planımız bu sene Anadolu'ya daha fazla yatırım yapıp Anadolu'da 15 tane merkez seçip
bu merkezlere daha fazla gidip İstanbul'un dışına çıkıp oradaki şirketlerle daha yakınlaşmak hı hı. olacak. Ne yapıyoruz burada? Bu 10 şehirde 5 tane sektör belirliyoruz. Her sektördeki ilk 10 büyük şirketi belirliyoruz. Bu şirketlerin eksiklikleri neler? Onları belirliyoruz. Onları belirledikten sonra bir çözüm yaratıp bunu nasıl 10 şehirdeki o sektördeki şirkete yayabiliriz diye daha yani daha geniş çaplı çalışmalar yaparak bunu bir şekilde yükseltmeye çalışacağız. Peki.